Herkese merhaba, Google I.O. 2014 etkinliğinde duyurusu gerçekleştirilen Android One girişimi yılın ilerleyen aylarında Hindistan'da çeşitli yerel üreticilerin sunmuş olduğu ürünlerle hayata geçirilmişti. Android One projesini bu yıl Türkiye'de de görüyoruz. Elimde tutmuş olduğum General Mobile 4G adlı Android telefonla birlikte Android One resmen Türkiye'ye giriş yapmış oluyor. Bir Google telefonu General Mobile 4G ve Google Android One projesinde General Mobile gibi güçlü bir yerli markayı seçerek gerçekten mantıklı bir adaşa benziyor. General Mobile Discovery serisi cihazlarıyla piyasada bir hayli ilgi görmüştü. General Mobile 4G adından anlaşılacağı üzere 4G desteğine sahip bir akıllı telefon. Gelecek yıl 4G servisinin faaliyete geçmesini bekliyoruz ve elimde tutmuş olduğum General Mobile 4G ile daha şimdiden 4G'ye hazır olacaksınız. En fazla 150 megabit saniyelik hıza ulaşabiliyor. Teoride tabii ki pratikte biraz daha düşük hızlar. Ancak şu anda mevcuttaki 3G şebekelerinden daha yüksek hızlarda internete bağlanmak mümkün olacak General Mobile 4G ile. Giriş seviyesi bir Android telefon olan General Mobile 4G'nin tasarım açısından farklı bir tarafı yok. Ancak arkasını görmüş olduğunuz suni deri kaplı kapak biraz daha bu telefona farklılık katıyor. Kullanırken bu deri yüzeyin yarattığı yumuşak doku biraz daha telefonu rahat kullanmaya, biraz daha severek kullanmaya olanak sağlıyor. Arka kapak çıkarılıyor. Arka kapağı altta görmüş olduğunuz micro USB portundan yardım alarak çıkartıyorsunuz ve kapağı çıkarttığınızda da General Mobile 4G'nin 2500 mAh kapasiteli pilini görüyorsunuz. Micro SIM kart yuvası ve micro SD kart yuvaları mevcut. Arkada yine 13 megapiksel kamera görürüz. Hemen altında da LED flash var. Çift LED flash'ın hemen altında da General Mobile logosu ve altta da Android One logosu yer alıyor. Kapak birkaç sefer çıkarıp taktıktan sonra hafif oynamalar yapabiliyor. Bunu da bir not olarak belirtelim. General Mobile 4G'nin önünde 5 inç 720p ekran bulunuyor. IPS teknolojisi ve OnCell teknolojisini barındıran bu ekran yüksek görüş açılarına sahip. 720p ekranın piksel yoğunluğu bakımından da tatmin edici olduğunu söyleyebiliriz. Yazılar, grafikler, okunaklı, keskinlikte, iyi seviyede. Yani bu telefon iyi bir görsel deneyim sunuyor, yeterli bir görsel deneyim sunuyor fiyatına göre. ISO hoparlörü, 5 megapiksel kamera ve yer alıyor. Görmüş olduğunuz gibi ön tarafta. Telefonun sol tarafında herhangi bir giriş çıkış buton yer almıyor. Altta mikrofon, hoparlör ve micro USB portu sıralanıyor. Sağ tarafta güç butonu ve ses tuşları. Üstte de ikinci mikrofon ve 3.5 mm kulaklık jackını görüyoruz. General Mobile 4G'de Snapdragon 410 işlemci çalışıyor. 64 bit tabanlı, 4 çekirdekli ve 1.2 GHz en yüksek frekansa sahip olan bu işlemciye aynı zamanda 2 GB RAM ve 16 GB dahil hafıza eşlik ediyor. Micro SD kart yuvası sayesinde depolama alanını daha da arttırabilirsiniz. Söylediğimiz gibi LTE desteği var. Bunun yanı sıra Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot, Bluetooth 4.0 gibi destekleri de General Mobile 4G'de görüyoruz. Android 5.1.1 Lollipop çalışıyor. Bir Android One telefonu olduğu için General Mobile 4G bu telefonda da Google'ın işletim sisteminin en güncel sürümünü görüyoruz. Android Lollipop'un gelecekte çıkacak olan güncellemeleri ve bu yılın ilerleyen aylarında yayınlanması beklenen Android M, yani gelecek nesil Android sürümü de ilk olarak General Mobile 4G gelecek. İlk telefonlarından bir tanesi de General Mobile 4G olacak. Güncellemeler Google tarafından sunuluyor. General Mobile'ın bu tarafta güncellemeler tarafında çok fazla bir rolü olmayacağını düşünüyoruz. Sistem güncellemeleri hem bildirim olarak bildirilecek hem de siz de buradan görmüş olduğunuz menüden sistem güncellemelerini kontrol edebileceksiniz. Bunun dışında standart Android arayüzü, ham Android arayüzü var General Mobile 4G'de. Çeşitli Google uygulamalarıyla kullanıcı deneyimi daha da zenginleştiriliyor. Google uygulamaları görmüş olduğunuz gibi ana ekranda klasörler altında yer alıyor. Google'ın bireysel tüketicilere yönelik birçok uygulamasını General Mobile 4G'de görüyoruz. Bunun dışında yine görmüş olduğunuz gibi Lollipop'la birlikte sunulmuş olan çeşitli araçlar, işlevler karşımıza çıkıyor. Çeşitli uygulamaları yüklü olarak geldiğini söylemiştik. Bunun yanı sıra Google Play Store'dan da daha fazla uygulama yükleyebilirsiniz. Aynı zamanda General Mobile'ın da çeşitli uygulamaları, aslında iki tane uygulaması var. Bir tanesi görmüş olduğunuz General Mobile Asistan. Burada telefonunuzla ilgili son durumlara göz atabilirsiniz. Telefonun belleğini boşaltabilir, RAM'ini boşaltabilir veya gereksiz dosyaları silebilirsiniz. Bunun dışında bir de Storeit adı verilen bir mağaza var. Storeit'te General Mobile'ın daha önceki telefonlarında da gördüğümüz çeşitli uygulama tavsiyelerinin sunulduğu bir asistan yazılım. General Mobile
görmüş olduğunuz gibi herhangi bir uygulamayı seçtiğinizde o uygulamanın Google Play Store bağlantısı açılıyor ve buradan da uygulama yüklemeniz mümkün oluyor. Önde 5 megapiksel, arkada da 13 megapiksel kameralar var Canon Mobile 4G'de ve Google kamera uygulaması sayesinde bu kameraları kontrol etmek mümkün oluyor. Google kamera uygulamasında görmüş olduğunuz gibi çeşitli araçlar var. Bu araçlarla farklı işlemler yapabilirsiniz, işlemler gerçekleştirebilirsiniz. Bunun dışında kolay kullanışlı bir menüsü var, ayar menüsü var. Buradan da kamera ayarlarını dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Arka kamera veya ön kamera ile çekeceğiniz videoların çözünürlüklerini belirleyebilirsiniz. Aynı zamanda fotoğraflar için de benzer çözünürlük ayarlarını yapabilirsiniz. General Mobile 4G ile ilgili aktaracaklarımız bu kadar. Telefonla ilgili daha fazla ayrıntıyı teknoblog.com'daki detaylı incelemesinde bulabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.